Herkese merhaba arkadaşlar. Lonca gösterisinde, Lonca seferinde 5. aşamadayız. Ve eşikler açılmak üzere arkadaşlar. En son loncaların kendi bulundukları yerler, eşikleri açılıyor. Ve sonrasında onların alana artık saldırabiliyoruz. Şimdi ben bu aşamayı gördüğümde benim ilk önce düşündüğüm şey acaba biz bunların eşiklerine saldırdığımızda, bunların topraklarını tümüyle aldığımızda acaba biz bu loncaları diskalifiye edebiliyor muyuz düşüncesiydi. Yani tüm renklerini haritadan sildiğimizde bu loncaları diskalifiye edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Benim en çok düşündüğüm şey buydu. Böyle videoya başlıyoruz arkadaşlar. Şu an eşikler açıldı ve mecburen tüm eşiklere saldırmak zorundayız. Tüm loncaların başlarına hepimiz ışınlandık. Çünkü bütün haritayı kaplamış durumdayız ve sürekli birileri çıkış yapmaya çalışıyor ve biz de sürekli onları bastırmaya çalışıyoruz. Onların ilerlemesine izin vermiyoruz çünkü bir tanesi atak yaptığı zaman, ileriye çıktığı zaman haritadan diğer loncalar bakıyor ki bunlar orada, bunları oyalıyor. Bu sefer hadi biz de çıkış yapalım. Şu an gördüğünüz gibi yeşil renkteki lonca aynı dediğim gibi çıkış yapmaya başladı. Ki globalde bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Çünkü mesela diyorlar ki DM tüm haritayı zaten aldı. İşte eşikler açılınca hepimizin malikanesine girecekler. Herkesin eşiğinden içeri girip herkese saldıracaklar diye insanları, hadi siz de saldırın, beklemeyin, yoksa DM, yani DM loncası sizlere saldıracak, buna izin vermeyin diye birbirlerini sürekli uyarıyorlar globalde. Biz de şu an eşiklerinden içeri girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Buralarda full asker vurmaya gerek yok. Çünkü bu eşikleri zamanında ilk açılışlarda o loncalar zaten almışlar. Eşiklerin bağlantı kulelerindeki askerler zaten sıfırlanmış durumda. Ondan dolayı bir asker atsanız da olur, 5 asker atsanız da olur, size kalmış bir şey. Şu an biz aşağıdan NP loncasına giriş yaptık. Bir arkadaş da sol taraftan geliyor. Yukarıda yeşil renkli lonca durmuyor. Yeşil VH loncası şu an durmuyor arkadaşlar. Bizi rahatsız ediyor. Yani burada biraz hızlı olmalıyız çünkü düşmanlar fark etmeden, yani güçlü loncalar burada iki tane, bizim de çekindiğimiz lonca var. Aşağıda AB loncası, en yukarıda solda AKB loncası. İki tane lonca iyiler, sağlamlar. Şimdiye kadar onları baskılı tutabildik. Ama şimdi görseler ki onların yerini ele geçiriyoruz, onların haritalarını hepten ele geçiriyoruz, belki
aniden tepkide bulunacaklar. Şu an tepki verenler var ama o bu bahsettiğim loncalar değil, diğer loncalar. Şu an oyuncularımız ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi RH loncasını bastırmak için full askerle gidip alıyorum. Nora da aynı şekilde full askerle buraları alıp adamın vurmasını engellemek istiyorum. Çünkü bu adam bizim yerlere solo vuramaz. Bundan dolayı burayı 5 dakika tutup burayı kapatıp bir sonraki adıma atıp full atıp adama vurdurtmadan ve bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an gözlem atıyor. Yoksa full atmasak tek asker 3 asker, 5 asker, 100 asker adam boş boşuna bizi oyalayacak. Gerek yok. İlginç şekilde oyunda işsiz kalan arkadaşlar var. Adama diyorsun ki kardeşim, hani senin daha yapabileceğin bir şey yok. Bu saatten sonra kıpraşmana gerek yok. Yok, adam geliyor, bir askerle yola çıkıyor, haritayı ele geçirmeye çalışıyor. Ulan ne yapıyorsun sen ya? Hediye mi veriyorlar? Yok, boş boş zaman öldürüyor yani. Yani biz zamanımızın çoğunu onlarla uğraşmakla geçirdik. Oyunda artık kim varsa, kim aktifse onlar sürekli böyle kişileri sürekli bastırdılar. Yoksa öteki türlü bunlarla uğraşılmıyor. Evet, bizim arkadaşlar sağ tarafta bir yeri neredeyse ele geçirmişler. Biz de yukarıdan hala ilerlemeye devam ediyoruz. İçeriği full aldığımız için buradan gelen düşman kalesi buradan gitti. Sanırım diğer tarafa doğru çekildi. O çekildiği için de biz burayı yine birer askerle alabiliyoruz. Şu an full atıyorum ki ne olur ne olmaz gelip boş boşuna bizi uğraştırmasın. Çünkü eşiklerine kadar götürmeyi planlıyorum onu. Bu loncanın şeyini. Çünkü buradan 3 tane 4 tane alan açmışlar. Adam hepsine vuruyor. Gidip bunu 1-2 karoya sıkıştırabilirim. Diğer tarafta da bizim adamlar oyalamaya çalışıyor. Mami güya oyalayacak, patlayıp duruyor orada. Ona da başta dedim ki git orada bunları oyala. Hani yürümesinler. Bir onlar vuruyor, bir Mami vuruyor. Böyle düşünün. Harita bir renk onlara geçiyor, bir renk bizlere geçiyor. Bu şekilde git gel yapıyor. Hani dedim oyala ki aşağıda işimi bitirip geleyim. O da tabii işi bitiremedim. Baktım yeşillerin rengi artmış gidiyor. İki taraflı çıkmışlar yukarıdan. En son gittim sağ taraftan girdim. Şimdi Mami ön tarafta uğraşıyor. Sol tarafta adamları oyalıyorlar burada bizim oyuncular. Arka taraftan geleceğim dedim. Gittim arkadan. Ben şimdi bunlara vuruyorum ama bunlar da kaptan kalelerle uğraşamadıkları için şu an bir kişi daha geldi bizim tarafa. Kaptan kalelerle uğraşamadıkları için bu sefer buraya bakıp bu bağlantı kulelerindeki askerleri ve kaptan kaleleri gördükten sonra adamlar yer değiştiriyor. Öteki tarafa gidiyorlar. Bu sefer Mami'nin oraya gidiyorlar. Bir bakıyorum Mami 10 kişiyle orada savaşıyor.
Az daha oyalarsan mami geleceğim. Şu an gördüğünüz gibi 3 asker, 5 asker adam gelmeye çalışıyor. Ben de mecbur full vuracağım arkadaşlar. Moral'la da full çaktık. Evet, adam kayboldu. Öteki tarafa gitmiş. Dediğim gibi yine Mami'ye doğru gitmiş. Mami bunları oyala, geleceğim ben. Bunları iyice geriye püskürtmemiz lazım. Diğer loncalara kötü örnek oluyorlar. Şu an zaten bölgelerinde ilerliyoruz arkadaşlar. Çoğunun bölgelerini neredeyse ele geçirdik. Evet arkadaşlar, biraz ilerlettim. İlerlemek mecburiyetinde kaldım çünkü çok uzun süren bir savaş biliyorsunuz. İlerledik ve kısaca şöyle söyleyeyim. Yukarıda ZH loncasını bastırıyordum en son. Bizimkiler aşağıda AB loncasını neredeyse bitirmek üzereler harita olarak. Şimdi bu AB loncası normalde biliyorsunuz ki dediğim gibi güçlü bir lonca. Bizim için önem arz eden lonca bu lonca. Ondan dolayı şu an ilerlediğimiz için onlardan da bir iki böyle tepkime geldi. Ondan dolayı bir an önce buraya el atıp şu karargahların etrafındaki yerleri almaya çalışıyorum. Yukarıdaki işimi gücümü bıraktım. Mami'yi orada yalnız bıraktım. Aşağı geldim. AB loncasını sıkıştırıyorum aşağıda. Çünkü bunlar yani diğer loncalar belki toparlansalar belki fazla ses edemezler ama burada iki tane lonca var bildiğim. İkisi yani son dakikaya kadar bile son dakika bile gelseler iş yapacak loncalar. Bundan dolayı onlara baskı uygulamaya devam ediyoruz. Şu anki düşünce gördüğünüz gibi onların alanlarını aldık diyelim. Yani haritadan onları sildiğimizi düşünün. Sildikten sonra acaba onlar tekrar buraya gelebiliyorlar mı? Gelebilirler mi? Yani nasıl bir strateji geliştirilebilir, buna bakıyorum. Çünkü şu an mesela istiyorum ki AB'yi diyelim ki haritadan şu an sildik. Yani onların gelememesi çok iyi bir şey olur çünkü yani daha fazla online olup daha fazla burada bekleyip zaman kaybetmeyiz. Şu an hala yerleri bitmiş durumda değil. Ve bir iki tane oyuncuları, evet, lonca lideri bile şu an durmuyor. Şu an lonca liderleri, AB loncasının lideri sağ solu vurmaya başladı.
biliyorsunuz ki lider önemli pozisyonda. Çünkü her an loncasını buraya getirebilir. Belki şunu düşünmüş olabilir. Aha, haritadan siliniyoruz. Bir daha gelemeyebiliriz düşüncesi yapabilir. Ya da bunlar en son savaş sonrası, yani savaş bitmeden birkaç saat önce belki sıfırdan böyle saldıra gelecekler. Tam olarak bilemiyoruz. Hiçbir şekilde güvenilmez. Normalde bunlar birkaç savaş sonrasında bıraktılar. Yani pes ettiler. Askerin revire gitmesine gerek yok dediler. Ve geri çekildiler. Şimdi ne yapacakları belli değil yani. Öyle demelerine de normalde ben bakmıyorum. Son dakikaya kadar bunlar gelebilir gözüyle bakıyorum. Normalde bize dediler yani boşu boşuna askerler devire gidiyor. Bir sürü kaynak, hız ihtiyacı olacak. Etkinliği beğenmemişler. Normalde biz ilk savaşımızdan sonra bunlarla dedik ki herkes kendi tarafından gitsin, en son üste kapışılsın. Yani en son üst savaşı yapılsın dedik. Biz sağ taraftan giderken bunlar sol taraftan gitmediler. Bizle savaşlarından sonra bunlar durdular. Yani bir iki adamları oynuyor falan ama böyle kaptan kaleleri gelip böyle bastırmadılar. Yani sol tarafa devam etmediler. Ondan sonra birkaç mesaj aldık. Biz çünkü yukarıdan dolandık. Bunların oraya doğru geldik, aldık tüm haritayı. Sonra birkaç mesaj aldık. Çünkü diyorlar ki hani anlaşmıştık. Niye bizim bölgeyi aldınız yapıyorlar. Kardeşim sizin oyuncular gelmedi. Sizin lonca bunu oynamıyor. Etkinliği beğenmemiş. Kalkıp da boş yere sizde durmasına gerek yok. Zaten onlarda dursalar bu sefer AKB yukarıdan geliyor. Bunların elinden alıyor koca haritayı. Şu an neredeyse sıkıştırdık arkadaşlar. AB loncasının karargahı ortada kaldı. Şu an etrafa bağlantı noktası yok. Evet. Tüm toprakları biten lonca acaba hareket edebilir mi? Acaba bu tekrar buraya gelebilirler mi? Bunun mantığına gidiyoruz. Evet, kamp mantığı geliyor arkadaşlar aklıma. Şimdi mesela orada bulunanlar bile. Burada bulunanlar bile yer değiştirmek isteseler şu an sadece lonca karargahına gelebilirler. Çünkü başka yerleri yok. Hani bizim alanda şu an kalanlar var. Bağlantı kuleleri artık bizde. Oralarda kalan oyuncuları var. Ama bunlar yer değiştirmek istediğinde hani gördüğünüz gibi lonca lideri şeye geldi. Lonca karargahına geldi. Oraya yani buralara kamp atılsa hiç olmasa dışarıdan bunların oyuncuları gelemez. Ama buradaki şey de sorun şu ki burada olan bir tane oyuncu da o kamplar vurarak diğer taraftan aynı şekilde krallıktan oyuncularını buraya getirtebilir. Yani kamp atarak biz bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz şu an. Yani oyunun açığı nerede? Bu adamlar haritadan şu an silindi. Sadece karargahları kaldı. Ve bu adamlara ne yapmamız lazım ki adamlar şu an pes etsin gelmesinler diye uğraşıyoruz. Zaten lonca liderleri de akılsız. Bunca zaman ortada yoklar. Şimdi gelmiş kamp vuruyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir kişi daha
Işınlandı bu tarafa. Acaba geliyorlar mı? Kampları yakıyorlar arkadaşlar. Evet, bir kişi daha geldi. Biz de onların etrafına toplanmaya başladık. Çünkü dediğim gibi kamp atıldığında dışarıdaki oyuncular buraya gelemez. Şu an gelecekleri yer sadece lonca karargahı. Onların buraya gelmeleri için o kampları kaldırmaları lazım ki yer açılsın onlara. Şu an etraflarını kampla dolduruyoruz. Evet, bunlar da kampları yakmaya başladılar. Evet, onların son ışınlanma yerleri burası. Bekleyip bekleyip, yani düşman da olsa güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Adamlar bıraktık diyor ve devam ediyorlar. Evet arkadaşlar, biraz daha ilerledik ve lonca liderlerini bir şekilde ikna edip gönderttim. Çünkü kendi kendine triplere giriyor. Sıfırdan savaş başlatacak. Bu kadar ilerlemişiz. Buralara kadar gelmişiz. Belki de zoruna gitti yani. Bu şekilde gelip burayı kapatmamız. Şimdi buradaki sorun şu ki, şöyle durduğu zaman, şu an görüyorsunuz teknodan kolu çekiyorum, başka boş yer, başka boş kişiler oraya atıyor ki teknonun kolları geri gelsin. Kamp attık boş boş. Şimdi buradaki soru arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu alana şu anda dışarıdan bu lonca gelemez. Yani artık gelemiyor. Eğer bu şekilde kamp atarsanız gelemiyorlar arkadaşlar. Ama orada bulunan hala oyuncuları var. O oyuncular kalkıp da o kampları vurursa, vurduklarında açıldığı yerlere rastgele o oyuncular tekrar gelebilir. Yani loncadan kurtulma diye bir şey yok. Yani ta ki atıyorum o loncanın son oyuncusunun gittiğini düşünün mesela. Ve siz oraya kamp attınız. Açmadığınız müddetçe oyuncular gelemez. Bu yapılabilir. Bu şekilde loncalar durdurulabilir. Ama neredeyse hiçbir loncanın tüm oyuncuları gitmiyor. İşsiz gibi, yani burada bir şey kalmamış, yerlerine bile giriyoruz mesela, girmişiz ama adamlar bırakıp gitmiyorlar. Yani burada toplayacak kaynakları bile yok, tüm yeri işgal etmişiz ama adamlar gitmiyor. Boş boş sağa sola kamp atıyorlar, bakıyorlar ki burada ne yapabiliriz. Başka bir şey yok. Yani şu an kamp atmışız. Adamlar kendi krallıklarına gitmiyorlar yani. Birkaç tanesi kalkanda duruyor. Evet, şu an yukarılarda bir hengame var. AKB loncası bu sefer durmuyor. Bu sefer sarı renkteki loncayı bastırmak için yukarı gittim. Çünkü diğer oyuncularımız böyle full asker atamıyorlar. Ancak kaptan kaleler olacak ki attığın zaman karşıdaki düşman sana vuramasın.
Çünkü solo vurduğu zaman en çok kaybı onlar yaşayacak. Ondan dolayı kaptan kaleler, güçlü kaleler böyle durumlarda lazım. Şimdi okey, Beloncas'a sıkıştırmaya devam. Yukarı kamplara attık. Evet arkadaşlar, en son AKB loncasıyla uğraşıyorduk. O savaş o şekilde gitti. Yani onları durdurduk, bastırdık. Şu an ilerlemiş durumdayız. AB loncası bir anda bize yüklendi. Nasıl oldu şimdi? Size onu biraz bahsedeyim. Oyunda değildim. İşim vardı. Çalışıyordum. Bizim Mami aradı beni, dedi ki abi böyle böyle AB loncası geliyor. Hatırlıyorsanız en son biz bunların alana kamp attık. Yani kampla doldurduk bildiğiniz. Ama bunlar hangi kafayla gelmeye çalışıyorlarsa kampları burada bekleyen oyuncuları yakıp bunlar gelmeye başladılar. Bayağı bir gelmişler. Mami de zaten görür görmez hemen beni aradı. Gel yardım et. İşte geliyorlar. Bunlar savaşacaklar diye. Ben de şimdi savaşa git, oyuna gittim. Oyuna gittim ama o kısmı alamadım çünkü hızlıca, bayağı bir hızlıca bir giriş yaptılar. Zaten ilerlediler, ilerleyecekleri yere kadar. Orada durdurduk. Çünkü bu lonca sıkıntılı lonca. Niye diyeceksiniz? Kaptanları çok, ilerlemelerini engelleyemiyoruz belli bir yerde. Çünkü benim düşmana yaptığım şekli adamlar bu sefer kalkıp bize yapıyorlar. Peki ben bunları şu an nasıl engelledim? Şu an bir duraksadılar. Çünkü bunlar dümdüz gittiklerini varsayın arkadaşlar. Düz gidiyorlar buradan. Şu an etrafı hep komple almışlardı. Bu lonca karargahlarının oradan başlayıp bunlar oraya geldikçe etrafı alıp dümdüz eşikten dışarı kadar çıktı bunlar. Sol taraftan. Sağ taraftan da aynı şekilde denediler ama sağ taraftan bu sefer iki tane kaptan kaleyi oraya bıraktım. Teknoyla da ileriyi tutmaya çalıştım. Tabi ileriyi tutmak zor. Gördüğünüz gibi adamlar full şampiyon kaleler. Bu adamları tutmak zor. Biriyle uğraşsan ötekinle kim uğraşacak? Bunları da uğraşmanın boşa olduğunu gösteren detay şu oldu. Arka taraftan Nora'yla falan bastırdım. Bu sefer ileri doğru gidiyorlar ama arkadan bağlantı noktaları gördüğünüz gibi kesiliyor. Normalde lonca karargahları aşağıda. Gördüğünüz gibi bağlantı kuleleri şu an ortadakiler bizde. İlerisinde belli bir kısım yer hala onların elinde. Yani onlar ileriye doğru gittikçe ben de arkadan aynı şekilde gelip İki tane kaptan kaleyle de arka taraftan gelip bunlara vurdum. Onlar bir yandan ön tarafa doğru gidebilseler bile arka taraftan aynı şekilde bağlantı kulelerini geri aldım. Yani geri aldık arkadaşlar. Bu şekilde onları sıkıştırdık. Onlar da yine bir duraksamaya girdiler. Çünkü aldıkları kuleler zaten 5 dakika sürüyor. Yani bir adım ilerleyebilmeleri için 5 dakika süreleri var. Biz de durmadan onları baskı altında tutuyoruz. Hani bir onlar alıyor, bir biz alıyoruz atıyorum. Mesela 3-4 adımı hani hızlı şekilde gitseler bile mesela yarım saate gidiyorlar. 1 saate gidiyorlar. Hani hızlı şekilde gidebilseler bile. Çünkü atıyorum ala ala gidiyorlar ama
Bir yandan da biz vuruyoruz. 5 dakika o uzatıyor. 5 dakika biz uzatıyoruz. Bu şekilde birkaç yeri 4-5 kere atıyorum. Onlar ilerleseler bile zaman kaybı yaşıyorlar. İlerlemeleri zor. Şu an eşeğe kadar tekrar onları püskürttük. Biraz ileriye çıkmışlardı. Ve eşik onlarda şu an tekrar aynı şekilde eşiğin bir ilerisine vurabilirler. Şu an zaten eşikteki kaptanları çok sağlam. En sağlamları arkadaşlar. 11K'ları var. Bizden güçlü yani. Vuruyoruz ama deneme amaçlı. 1-2 deneme yapacağız. Boş geçmeyelim diye. Adamlar sıkıntılı. Evet, alamadık. Alamadık arkadaşlar. Adam bayağı iyi. Tekrar deniyoruz. Evet. Ya bunun sıkıntısı da atıyorum ben adama savaş gösterdikçe ya da kayıba uğradıkça adamların oraya çekilmesi, oraya koordinat atıp hadi gelin yapmaları. Yani bu içtimadan sonra duracak gibiyim. Zaten içtimada olmadı. Çünkü bir dakika açtım. Dolmadı. Şu an bıraktım. Vurup vurmama konusunda şeyim. Ama bu eşiğin bir sonraki adımlarında, kendi adımlarında bağlantı noktalarını bir doldurmamız lazım. Solo vuramamaları için. Evet. Eşiğin arka tarafındakileri dolduracağız arkadaşlar. Bir yandan da aşağı tarafta Nora'nın idare ettiği alt tarafı etrafındaki bağlantı kulelerini buraları dolduruyoruz. Solo vurmasınlar diye. Bunlar da bu eşikten geçmeyelim diye orayı dolduruyorlar. Tabii onlara o fırsatı vermeyeceğim. Şu an durdum. Devam etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü vurdukça onların hoşuna gidiyor. Bu sefer de hepten savaşa yeltenecekler. Yani şu saatten sonra bunun önemi yok. Yani bunlar ne kadar ilerleseler de bizi saatlerce savaşa sokarlar. Çok gereksiz bir şey. Evet, gözlem atıyorlar. Biz de bir yandan oraları doldurtmak peşindeyiz. Yani arkadaşlar adamlara güven yok. Dediğim gibi ortada olmadığımız bir zamanda, kendilerinin aktif olduğu bir zamanda pat diye gelip birdenbire girdiler. Güya devam etmeyeceklerdi. Hani çabalamayacaklardı. Güya bu etkinlik boştu. Ama canları sıkıldı diye ne olduysa artık birdenbire gelip yüklendiler. Şu an çoğu zaten ortada yok, gitmişler. Herhalde bıraktılar. Çoğu gitmiş durumda. Yani tepki gösterince, yani biz bunlara normalde karışmasak bunlar kafalarını alıp bayağı bir giderlerdi.
Ama hemen bunlar başlar başlamaz gelmeye çalışınca biz bunlara yüklendik. Mami erken haber verdi. Çünkü ben oyuna girdiğimde bunlar gelmeye çalışıyor. Bizimkiler hala onlar gelmesin diye kamp atmaya çalışıyorlardı. Böyle gelgitler yaşanıyordu. Onlar tabi sayıları artınca bizimkiler kamp muhabbetini bıraktılar artık. Etrafındaki bağlantı kulelerde zaman kaybı yaşatmaya çalıştık. Bu şekilde düşmanı bekliyoruz arkadaşlar. Boş yerleri vuruyoruz. Evet arkadaşlar, ilerleterek devam ediyoruz. Neredeyse bitmek üzere. Son dakikalara girdik. İlk lonca seferini bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Bizim için hani o kadar çok savaş görmesek de ilk başta rakibi geri püskürtmemizle biraz hafifledik ama tabii sıkıntılı dönemler geçirdik. Biz lonca seferi şu an 5 dakikanın altına inmiş. Bizim kendi krallığımızda üst savaşı vardı. Oraya bile gidip geldik. Yani varın gerisini siz düşünün. Şu an buradaysa yani haritada durum. AB loncasını en son bastırdık. Tekrar onların oraya kamp doldurduk. Geri gelmesinler diye. Yani saatler ilerledikçe zaten şansları azaldı. Şu an AKB loncası bastırıyor. Haritayı genişletmeye çalışıyor. Zaten istedikleri kadar genişletsinler. Yani bir çıkarları yok. Sadece puan. Bir sonraki durağa gitmesinler diye çabalıyoruz. Onlar da şu an bastırmaya çalışıyorlar ki ikinci olarak puan alabilsinler. Şu an tüm puanlar bizde. Şu an tüm puanlar bizde arkadaşlar. Ve etkinlik sona erdi. Bir saat sonra kendi krallığına rastgele bir alana gidebilirsin diyor. Evet, askerlerinizi revirden burada çıkarmanız gerekiyor. Ama oraya kendi krallığımıza dönüş de yok arkadaşlar. Bunu sonradan fark ediyoruz ki gittiğimiz yerde donmuşuz. Şu an mesela kendi krallığımıza dönüş yeri yok. Sıralamayı görüyorsunuz. Biz orada birbirimize arkadaşlara kaynak aktarması yapmaya çalıştık. Kimse etkinlik bittikten sonra birbirinin yanına ışınlanamadı. Yani etkinlik bitince ışınlanma ortadan kalkıyor. Kendi krallığımıza gitmeyi de yani bulamadık. Bir saat sonra otomatikmen oyun herhalde bizi geri atacak oraya. Şu an son bir bakım yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üstü biz kapattık ve bütün yerleri biz aldık arkadaşlar. Yani tek bir puan bile karşı tarafta yok. Gördüğünüz gibi diyen 34 puanda, diğerlerinin hepsi 0 puanda. Bunu aklınızın bir ucuna iyi yazın arkadaşlar. Yani oyun boyunca buraları tutmanın bir önemi yok. Yani son saatler bile girip bu yerleri alsanız son saatler tuttuğunuz alandaki yerlerin puanı direktmen hazinenize yazılıyor. Yani siz burada gördüğünüz gibi Surat Kulesi, Yiğitlik Şatosu, Kutsal Pınarı, Cesaret Harabeleri, Eşikler buraları tutmanız sadece size zaman kazandırıyor. Etkinlik bittiğinde elinizdeki yerlere bakıyorlar. Bunlar da puanlı olduğu için atıyorum bizim şu an 34 puanımız var. Bu bizi sadece birinci yapıyor. Yani puan önemli burada. O birinciliğe göre de zaten yükselme yapılıyor. Gördüğünüz gibi zaten kamplar şey olmuş halde.
Herkesin alanı açılmış. Yani burada şu yok arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın düşman illaki tekrar buraya gelebiliyor. Yani biz çok denedik. Yani ben denedim. Akıl mantık yürüttüm. Düşman mantıken dedim ki acaba biz eşikten içeri girdikten sonra tüm yerlerini aldıktan sonra bu düşman diskalifiye olur mu olmaz mı? Denedik, yapmaya çalıştık. Olmadı. Düşman geldi. Son zamanlarda zaten bastırdı gördünüz. Biz engellemeye çalıştığımız için onlar da baktılar ki uzun sürecek. Önden ilerliyorlar ama arkadan tekrar toprak kaybediyorlar. Böyle olduğu için düşman tekrar bıraktı. Onun yerlerini tekrar geri aldık. Şimdi uzun bir seri yaptım. Uzun bir seri yaptık arkadaşlar video olarak. Yani bu etkinlik yeni geldi. Tek tek aşamalar açılıyor. İleride denk gelecek. Şimdi olmasa da. Yani hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Bize böyle gelmiş olabilir ama yarın öteki gün size sürekli karşınızda savaşan insanlar olarak gelebilir. Biz de şimdi mesela Abel öncesi bizle savaştı ve sonunda sözlerinde durmayıp tekrar geldiler. Ama baştan itibaren bize sonuna kadar savaşa savaşa da gidebilirdi bu durum. Ama o şekilde biz götürmedik. Onlar geri çekildiler. Yoksa yani devam ederdi. Çok kayıp yaşanır mıydı? Yaşanırdı. Asker kaybı yok ama adam bir revire düştü mü askeri? Yani belki aylarca çıkaramayacak. Kimse el atmasa, yardım etmese aylarca gördüğünüz gibi birinci. Buradan da zaten ödül gelmiş. Madalya yani buradan 4K puana, buradan madalya al şey kahramanı ücretsiz alabiliyoruz hepimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 400 puana bir tanesi geliyorsa 4K puana tam 10 tane geliyor. Bu şekilde birinci olduk ve etkinliği tamamladık. Böyle arkadaşlar uzun bir seriyi bitirdik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.